Gizli. Gizli ve mağlubane hizmet eden bir cemaat, bir topluluk olacaktır. Yine Mehdiyet'e bağlı, Hazreti İsa Mesih'i seven gizli bir cemaat. Bunu daha önce söylememiştim. İnşallah. Bunun evet. daha da zamanı var. Yani çok zamanı var. İnşallah hocam. Bunun zamanı var. Onlar gizli mağlubane mücadele ederken kendilerini korurken özel yöntemler kullanacaklar. Yani bizim alıştığımız bir model değil. Bizim alıştığımız yöntemler değil. Çünkü tebliğ yapmayacaklar. Mesela tebliğ yok. Birbirlerini bulmalıdır da çok zor. Mesela onda da özel yöntemlerle birbirlerini bulacaklar. Mesela toplu ibadet yapamayacaklar. Allah'tan bahsedemeyecekler. Yani onların aldığı sevap da çok yüksektir aslında. İnşallah hocam. Tabii çok çok zor bir ortam olacaktır. Zaten sayıları çok azalacak ama azalacak. 1543 gibi son birkaç kişi daha kaldı. Onların da Allah canını alacak. Sonra bitiyor. İnşallah. Ondan sonra bu it kopuk takımın eline geçiyor dünya. İnşallah hocam. Bakın orada hadiste çok açık burada daha detaylı anlatılıyor. Efendim, bak güzel bir rüzgar işte bak bu. Güzel bir rüzgarın gelmesi kıyamet alametlerindedir. Bu rüzgar müminlerin ruhunu hafifçe kabz edecektir. Yani Cebrail aleyhisselamın rüzgarı. Ezrail aleyhisselamın rüzgarı. Ezrail aleyhisselam. Geziyor. Mesela mahallelere gelecek. Bir mahallede orada bir mümin var. Onun güzellikle canını alacak. Bak onun için ne diyor? Ruhunu hafifçe kabz edecektir. Yani canlarını yakmadan. Neşe içinde, sevinç içinde kabz edecektir. Müslüm ve diğerleri Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ten naklettikleri hadiste şöyle geçer. Lat Uzza yeniden Allah'tan başka ilah edeneğe tapılmadıkça kıyamet kopmaz. Zübberik olsun diye Arapların eskiden taptıkları putlara tapmaya başlayacaklar. Sırf itlik olsun, inandığından değil, çakallık olsun. İnşallah. Var ya Amerika'da psikopatlık yapıyorlar. Evet hocam. Böyle zübbe Amerikalılar var. Taştan put yapıyorlar. Ne yapıyorsun? Biz buna tapıyoruz diyor. Evet. Sırf itlik olsun yani. Esrar çekiyor putun dibinde. Orada şarap içiyor. Yani sırf yani. Allah güzel bir rüzgar gönderecek. Kalbinde zerre miktar iman olan her müminin ruhunu kabz edecek. Bu ne demek? Zerre miktar imanı olan da Müslüman. İnşallah. Bak Allah ona şefkat gösteriyor Cenab-ı Allah. Değil mi? Evet hocam. Sevgi gösteriyor Allah. Nasıl alıyor kalbini, imanını, ruhunu? Kalbine zerre kadar miktar olan her mümin ruhunu kabz edecek. Kendilerinde hayır olmayan kişiler kalacak. Babalarının batıl dinlerine dönecekler. Sapıtıyorlar. İnşallah. İnşallah. Useyd oğlu Huzeyfe radıyallahu anh'ten nakleden hadiste de buna şahit etmektedir ki İsa aleyhisselam vefatından sonra Şam canibinden soğuk bir rüzgar gönderecek. Şam demek her yeri alıyor bu yani bu İstanbul'a kadar olan hep Şam'dır. Yeryüzünde zerre kadar kalbinde iman olan Müslümanları kabz edecektir. İmanlarını alacaktır. Ancak insanların kötüleri kuş hafifliğinde ve yırtıncı hayvanların ahlakında yani son derece adi, hafif, basit ve haysiyetsiz insanlar kalıyor. Ve yırtıcı hayvanların ahlakında. Hatta filmlerinde yapıyorlar böyle yırtıcı hayvanlara da benziyorlar. Yani tip olarak falan böyle ona böyle şekil şemayla alıyorlar. Evet. O onu gagalıyor, o onu pençeliyor, o onu gagalıyor. Yani itlik yapıyorlar. Peygamberimiz çok nefis açıklar. Çok vurucu bir açıklamayla açıklamış. Bak diyor ki. Kuş hafifliğinde son derece adi, hafif insanı değil mi? Basit insanı vurgulamak için müthiş bir vurgulama. Ve yırtıcı hayvanların ahlakında. Ne demek bu? Saldırgan, köpek gibi her yerde saldırıyor. Önüne geleni dövüyor, önüne gören sövüyor. Genellikle hep nesil piç olacak ayrı kalkacağı için. Hepsi piç. Ama tabii piç derken şimdi bazen öyle çocuklar oluyor. Annesi bir günaha giriyor, yahut babası bir günaha giriyor. Çocuk piç oluyor. Çocuğa piç diyorlar. Bu çok büyük vicdansızlık. Çocuğun hiçbir suçu yok. Mutlaki tertemiz kardeşimiz. Allah'tan korksunlar.
onu diyenin kendisi o konumda olur. İnşallah. Evet. Anlaşıldı İnşallah. Mı? İnşallah. Direkt onun kendisine söylemek lazım. İnşallah. Ona o lakabı tak. Tertemiz, mübarek, müttaki, Müslümandır. Hiçbir suçu yoktur o çocuğun. Nur gibi insandır. Çok büyük terbiyesizlik ve vicdansızlıktır. İnşallah hocam. İnşallah. Oradaki yani konumu açıklamak için söylüyorum. Yani nikahsız olacak çocuklar o anlamda. Hatta demiştiniz sokaklarda yapacaklar. Tabii merkepler gibi diyor. Sokaklarda diyor çiftleşirler diyor hadiste. Marufu bilmez, münkerin ne olduğunu anlamaz bir halde kalacaklar. Maruf iyi olan nedir bilmiyor. Münkerin de ne olduğunu anlamıyor. Ya münker yasaklanan şeyler. Haram olan her şeyi yapıyorlar. Şeytan onları insan şekline girip görünecek ve şöyle diyecek. Kabul etmez misiniz? Her yer şeytanla doluyor. İnsan şeklinde şeytanlarla. Bize ne emredersin diye mukabele edecekler. Bunun üzerine şeytan onlara putlara tapmalarını emredecek. Psikopatlık olsun diye. Onlar da onun emrediğini putlara tapacaklar. Şu anda var mesela dedim ya Amerika'da. Evet. O resimlerini gösterelim. İnşallah hocam. Efendim. Ahmet Müslim ve Tirmizi'den. İkisi de sahih hadis kitabı. Onlar böylece yaşarlarken Allah güzel bir rüzgar gönderecek. Her mümin ve Müslüman ruhunu kabzedecek. İnsanların kötüleri kalacak. Hayvanlar gibi başıboş sokaklarda dolaşacaklar. İşte kıyamet onların üzerine kopacak. Nerede akşam orada sabah. Mesela her ev onların evi olmuş oluyor. Her eve giriyorlar milletin evine. O onu dövüyor, o onu sövüyor. Yani kimsenin ailesi de yok, evi de yok, şey de yok. Bütün sokaklar onların. Sadece kavga ve psikopatlık var. Mesela gaspen giriyor eve. Ne varsa yiyecek onlar alıp çıkıyor. Hayvan gibi cinsel ilişkiye giriyor. Yani bütün dünya psikopat oluyor. Efendim. Hal böyle devam edecek ta ki hiçbir çocuk nikah mahsulü olmayacak. Demin söyledim. Söyledim evet. İnşallah. Hepsi gayrimeşru oluyor. Sonra Allah kadınları 30 sene kısır kılacak. Hepsi zina mahsulü insanlar olacak. Kadınlar bir süre sonra da çocuk yapmaktan vazgeçiyorlar. O da Allah'ın bir lütfu çocuklara kolaylık olsun diye Allah çocuklara bir acı gelmesin diye. Ahir zamanda kadınlar küfür hakim olduğunda işte artık ne her türlü tekniği kullanarak yani kendilerini kısırlaştıracaklar. Yani bir kısırlaşma modası yayılacak. Kadınlar kısır olacaklar. 30 sene kadar kısır kalacak. Belki ameliyat yaptıracaklar. Belki bir ilaçla kısır olacaklar. Yani çocuk yapamayacak hale geliyorlar. Allah ilham ediyor çocukları korumak için. İnşallah. Hepsi zina mahsulü insanlar olacak. Yetişkin insanlar kalıyor. Ama zina mahsulüler. Evet. Fakat yeni zina mahsulü çocukların olmasında Allah kadınları kısırlaştırarak engelliyor. Böylece insanların en kötü olduklarında kıyamet üzerine kopacak. Ama yine de az da olsa çocuk kalıyor. Küçük çocuklar kalıyor. Kıyamet başladığında onların Allah alamet olarak saçlarını bembeyaz yapıyor kıyamet başladığında. Süt beyaz olacak saçlar çocukların. Kıyamet öncesinde onların da ruh alınıyor işte. Ruh alınacakların içinde onlar da var. İnşallah. Yani alameti de saçların bembeyaz olması, süt beyaz oluyor. Hakim Ebu Hureyre radıyallahu nakletmiştir. Allah Yemen tarafından bir rüzgar gönderecek. Kalbinde zerre kadar iman olan herkesi alıp götürecek. İşte çocuklar da dahil. Evet. İbn-i Mace Huzeyfe bin Yemani'den naklediyor. İslam o öyle hale gelecek ki oruç, namaz, zekat ve kurban nedir? İnsanlar bilmeyecekler. Ya namaz ne ki diyor soruyor yani kurban. Duydun mu? Bilmiyorlar. İnsanlardan ancak yaşlı adamlarla ihtiyar nineler kalacak. Biz babalarımız bu kelime üzere idrak ettik. Bak biz babalarımız bu kelime üzere idrak ettik. Onun için durmadan bunu diyoruz. Buna devam ediyoruz. Bir adam Huzeyfe radıyallahu anh'a sordu. Peki bu kelime onlara ne fayda sağlayacak ki? Huzeyfe radıyallahu anh bu soruyu cevaplandırmaktan imtina etti. Adam aynı soruyu ikinci ve üçüncü defa sorunca şu cevap verdi. O kelime onları ateşten kurtaracaktır. Ahmet Kavi bir senede Enes radıyallahu anh'tan nakletmiştir. La ilahe illallah diyecek kimse kalmayacağı kadar kıyamet kopmayacak. Şimdiki neslin işte yeni doğan şu an olan çocuklar hesap et
2120'ye göre hesap et. 80 yıl yaşadıklarını düşün. İnşallah hocam. Şimdiki çocuklar değil de yani herhalde bir 20-30 yıl sonra doğan çocuklar. Evet. Çocuklar bu la ilahe illallah, yani Mehdi devrinde yetiştikleri için biz biliyoruz diyor o zamanlar. Yani yaşlanmışlar. La ilahe illallah demeyi sadece onu söyleyebiliyorlar. La ilahe illallah diyorlar. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Sadece onu söylüyor yaşlı olanlar. Bak. İnsanlar ancak yaşlı adamlarla ihtiyar ninelere kalacak. Müslüman olarak kalanlar onlar. Sadece yaşlılar hani diyorlar ya böyle moruk bilmem ne falan koca kadı o tarz böyle. Onları da aşağılayacaklar o dönemde. Allah seyretsin. Biz babalarımızı bu kelime üzere idrak ettik. Onun için durmadan bunu diyoruz, buna devam ediyoruz diyecekler. Bu adam Hureyre radıyallahu anh'a sordu, demin okumuştuk. Ahmet Kavi bir senetle Enes radıyallahu anh'ten nakletmiştir. La ilahe illallah diyecek kimse kalmayınca kadar kıyamet kopmayacak. İşte 1543 gibi. La ilahe illallah diyenler de o yaşları falan da belki şehit edecekler. La ilahe illallah. Gizlice söyleyecekler zaten. La ilahe illallah açıkça söylemeyecek. Kendi aralarını söyler biz diyorlar. La ilahe illallah diyelim diyorlar yani. İbadet bu kadar. Namaz yok, oruç yok, zekat yok. Sadece fısıltıyla la ilahe illallah diyorlar. Bu hadisi Müslüm de rivayet etmiştir. Ancak onun ibadeti şöyledir. Allah Allah diyecek kimse kalmayacak kadar kıyamet kopmaz. O da ilave olarak bunu diyor. Sadece mesela Allah 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 diye zikrediyorlar. İnşallah. İnşallah. Gizlice. Bu hadisler bize insanların en kötülerine murat, la ilahe illallah ve Allah Allah demeyecek kimsenin olduğunu anlatmıştık. Demek ki insan evinden bu kelimeyi söyleyecek insanlar bulunduğu müddetçe kıyamet kopmayacaktır. İmanlı bir kişi bile olsa kıyamet kopmuyor. Kıyamet ancak nikah nedir bilmeyen, gerçekte insan olmayıp da insan şeklinde olan kafirler üzerine kopacaktır. Bak bu çok manidar buradaki. Gerçekte insan olmayıp da insan şeklinde olan kafirler üzerine kopacaktır. İnsana benziyor ama insan değildir. İnşallah. Hep şeytan. İnşallah. İblisun ve iblisat. İnşallah. Çünkü onlar gerçekten insan değildirler. Dört ayaklı hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan da daha sapıktırlar. Ayette var ya, hayvanlar gibidir, hayvanlardan daha aşağıdırlar İnşallah. Diyor. Evet. İnşallah hocam. Burada Şeyh Muhyiddin Arabi radıyallahu anh'in bu hususta El Fusus'unda vermiş olduğu bilgi arz edelim. Evet. Uzun bir açıklama var. Neyse bu konuyu zaten anlattık. Bu yeterli şimdi bu. Konuyu anlatırsak. Bu yeterli der yani verdiğimiz bilgi. İnşallah. Evet. Evet söyle. Daha önce de Said Nursi'nin izahlarıyla hocam son iki sene Kur'an hiç kalmayacağını dünyada söylemiştiniz inşallah. Zaten Kur'an, cami, mescit, türbe hiçbir şey bırakmıyorlar. Tamamını yıkacaklar. İnşallah. Hiç yok. Yani Kabe yıkılacak demek ne demek? Evet. Kabe'yi yıkan nereyi ayakta tutar? Evet. Bakın, nikah da yok, aile de yok, hiçbir şey yok. Herkes her evi kullanıyor. Tam bir komün hayat. Her ev, sokaklar, cadde, istediği eve giriyor. İstediği yiyeceği alıyor. O onu dövüyor, o onu sövüyor. Yırtıcı hayvanlar gibi olacak diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dinsizlik bunu getirir.